Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Northgard Crown and Daggers adlı oyunun incelemesini yapacağım ve hikaye modunu oynayarak oyunun sonuna ulaşmaya çalışacağım. Ufak bir inceleme yaptım oyunu internetten ve oyunu da ufak bir oynadım. Oyunu inceledim. Oyun İskandinav mitolojisinde geçiyor genelde. Yani teması o. Türkçe arayüzü ve altyazıların olması da ayrı bir cabası. Bence oynarken hikayeyi de okuyarak keyif alabilirsiniz diye düşünüyorum. And he had nothing left. Oyun strateji tabanlı bir oyun. Father, the clan's yard, farklı bir tarzda oyun yapmışlar. The hands of the fiend, baktığım just kadarıyla. Like oyun güzel yani. Hoşuma our gitti. Common enemy müzikleri had sailed olsun, grafikleri olsun. Over which hoş duruyor. He now had a map. All hikayesinde I could think about was finding him to avenge my father and retrieve the regal horn. Ama yine sizler için baştan başlayarak oyunu bitirmeye çalışacağım. Evet, bir tane görevimiz var. Kuzey kıyılarına ulaş. Şimdi popülasyonu arttırmak için belli başlı binalar yapmak gerekiyor. Baktığımda ve incelediğimde buradaki binalarda yani işçi çıkıyor bu binadan ama basamıyorsunuz. Yani zamanla belli bir süre zarfında çıkıyor ve bunun kısa veya uzun olmasına etken de mutluluk oluyor. Şimdi izci kampı yapalım ki etrafı keşfe çıkabilsin. Binaları döndürme tuşu vardı. Onu unutmuşum. Bir dakika. Ayarlardan bir bakayım hemen. Tap tuşuymuş. Ama döndürmüyor. Her neyse çok önemli değil binaları döndürmek. Oynadıkça durur. Şimdi binaları yaptıktan sonra binalara işçi atamanız gerekiyor. Ve boşta kalan işçiler de etraftan yiyecek topluyor. Zaten burada ne kadar getirdiğini veya ne kadar götürdüğünü eksiğiyle artıyla size belirtiyor. Şimdi izcileri arttıralım mı diye düşünüyorum. Şu an gerek yok. Şu an kapasitemiz zaten sınıra ulaşmış. Evet, F harfiyle binaların yönünü değiştiriyordum. Şimdi hatırladım. Yani genelde bazı şeyleri otomatik olarak oyun zaten size sunuyor. Yani mesela izciyi bir yere göndermenize gerek yok. Yakındaki bölgeden başlayarak keşif yapmaya başlıyor. Şimdi bölgelerin içinde de fark ettiğim kadarıyla artı olan şeyler var. Burada mesela çiftçiyle tarlalarda çalıştırabiliyormuşuz. Burayı da 20 elma yani 20 yiyecek karşılığında sahiplenebiliyoruz. Şimdi burayı sahiplenip konileştiriyorum. Dokvar. Hmm?
Mesela burayı, bu bölgeye yiyecek depolama yaptığınız zaman %10 kapasitesi ve hızı artıyormuş üretmenin. Oduncu da lazım. Oduncu da yapalım. Burada yıl var, mevsimler var. Terk edilmiş bölgelerde böyle hazine bulunan binalar var. Zaten ben de iki bölüm oynadım. Bu ve bundan sonraki bölümü oynadım. O yüzden bundan sonraki bölümü de oynadıktan sonra çok... Yani ben de sizin kadar bilmiş olacağım. Şimdi bölgeyi geliştirelim. Bina sayısını arttırabiliyormuşuz bu şekilde. Katların konağı. Mesela ziyafet düzenliğe bastığınız zaman üretimi ve burada tabii Türkçeyi çok güzel çevirememişler, onunla dikkat ettim. Bir aylığına 2 mutluluk ve artı 20 şan veriyor. En azından üretimi biraz hızlandırabilirsek daha hızlı gelişebiliriz. Buraya yapamıyoruz daha fazla. Bölgeyi de bir geliştirelim. Buraya araştırıyor. Diğeri nerede? Diğeri de oraya araştırıyor. Otomatik olarak yapıyorlar zaten dediğim gibi. Ahoy. Burayı da kolonileştirelim.
tarlada bir kişi daha çalıştırabiliyormuşuz. Madem öyle. Sahili bulduk. Burada anladığımız üzere oyunda kış aylarında daha hızlı odun tüketimi oluyor. O yüzden odun stoklamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Yani kış ayı gelmeden önce zaten burada gözüküyor. Bir iki kare kala bunun stone'u yapmaya başlamak lazım bence. Şu an kapasitemizin eski kampı yapmışım ben buraya. Çok güzel. Şu an bu binaya gerek yok. Bir ziyafet daha verelim. Üretimi arttırsın. Ben buraya da izci kampı yapmışım. Farkında olmadan. Ben de diyorum ki niye artmıyor bu popülasyon kapasitesi. Şimdi izcilerimizi bir bulalım. Şu abimiz gelsin buraya bir baksın. Binaları geliştirmek için taşa ihtiyaç var. Yapacak hiçbir şey yok diyor. O zaman buraya gel. Varmış. Zaten haritada gözüküyor konileştirdiğimiz yerler. Şimdi ben biraz savaşçı çıkaracağım. Şuradan. Burada evet yiyecek sıkıntısı yaşıyormuşuz. İş yeri ihtiyacımız var. Kaç abi? Koş! Haydi! Buraya şimdi ele mi geçirdin? Evet, ele geçiriyorlar. Bayrak dolduğu zaman. Tamam. Şuradaki yeri de hallet.
İzleyiciler bir şey yapmıyor zaten. Savaşmıyor sanırım. Gece sıkıntısı yaşıyoruz çok fena bir şekilde. Healer'lar da hem hel veriyor, hel vermediği zaman zarfında da yiyecek topluyor. Herhalde. Evet, bug oldu. Şimdi düzeldi ama. Aslanlarım çalışın.
şuraya bir kolonileştireceğim. Burada da bir geyik avlama evi var. Avcı evi. Avcı barakası hatta. Şimdi buraya bir tane bundan yapacağım. Gitsinler bunlar, avlasınlar. Animasyon hani biraz çizgi film karakterlerine benzetmişler çizimleri mesela, ama hoş durmuş yani, oyuna yakışmış mesela. O açıdan hoşuma gitti. Evet, et biraz daha arttı üretimi. Şimdi sıradaki yer olarak burayı kolonileştirmeyeceğim. Buradan direkt buraya geçmek için bekleyeceğim yani. Şurada iki yeri de aldıktan sonra limanı inşa edebilirim. İşçileri de artık normal işçiye dönüştürebilirim. Hekimler zaten topluyor. Ziyafet düzenleyeceğim, daha hızlı gelsin. Zaten 160 istiyor. Neredeyse 160 oldu. Geldiği için şu an üretim biraz düştü ekonomi olarak. O yüzden savaşçıları da şöyle bir gitsinler, işçi olsunlar, çalışsınlar. Hmm.
yaptık. Burayı da halledelim. Gel avlucum gel. Çekicide kadın kadar. O da güzel. Karda doğru denize açılmak için hazırız. Haydi gidelim o zaman. Evet sevgili arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımın altına beğeni ve yorum yapmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.